Arkadaşlar merhaba. Panasya'nın bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar, nakit döndürme süresi bir hayli uzamış. Neredeyse iki katına çıkmış. Tabi bu hoş bir durum değil. Net değiştirmesinde şu an için sorun yok. Net borç yok. Kasada 428 milyon fazlalık var. Yabancı para pozisyonu eksi 256 milyondan artı 136 milyona yükselmiş. Yani yabancı pozisyon negatiften pozitife yükselmiş arkadaşlar. Bu genelde baktığımız bilançolar içerisinde hep bunu görmekteyiz. Haberiniz olsun. Nakit akışında düzelme olsa da arkadaşlar hala sorunlu bölgede. Yaptığı karın tamamını kasaya koymakta zorlanıyor arkadaşlar. Çekirdekte herhangi bir yatırım yok arkadaşlar. Zaten birçok şirketin hem yatırım yok hem de yatırım miktarları var. Onu da bakarsanız çok iyi olur. Size söyleyeyim, haberiniz olsun. Stoklar da bir çeyrekte %47, 1,47 oranında azalmış arkadaşlar. Bütün bu şeylerden bahsettikten sonra arkadaşlar gelelim faaliyetlere. Etkinliklerden bahsettikten sonra öyle söyleyeyim. Faaliyetlere geleceğiz. Faaliyetlerde arkadaşlar bizim bakış açımızı anlatalım. Biz her şeye çeyreklik bakıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gidip aynı çeyreğe bakacağız. Mevsimsellik var mı yok mu? Hem de bir yılda katlettiği yola bakacağız. Niye çeyreksel bakıyoruz? Yıllık da bakabiliriz ama ben çeyreksel bakmayı tercih ediyorum. Ben her çeyrek nereye doğru evriliyor diye onu görmek için böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Hasılattan başlayalım arkadaşlar. Şimdi hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %26,52 oranında artarken şu anda eksi 6,04 oranında azalmış. Bir önceki çeyrek de 22,47'ymiş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten kötü olmuş sevgili arkadaşlar. Bir de şu yasanın güzelliği gördüğünüzü okuyun arkadaşlar. Burada yaptığım yorum tavsiyeler yatırım tavsiyesi değildir. Söyleyeyim, sadece bilançoya bakış açımı sunuyorum. Alt sat tut tavsiyesi de değildir. Gelelim her sattığı 100 liralık maldan yaptığı faaliyet karına arkadaşlar. Geçen yıl bu oran 11,50'ymiş. Şu anda 20,34. Bir önceki çeyrek 14'müş. Dolayısıyla belki çeyrek deneyim ama buradaki hasılat azalışını bu kar marjıyla kapatacak mı kapatmayacak mı onu bakacağız öz kaynak kısmında. Arkadaşlar burada fabrik yazıyor ama bu tam fabrik değil, tam faaliyet karı da değil. Şimdi faaliyet karını amortisman ekleyince fabrik olur arkadaşlar. Faiz vergi amortisman öncesi kar. Ancak ben öyle yapmıyorum arkadaşlar. Önce bir kurumlar vergisini çıkartıyorum faaliyet karından. Sonra da amortismanı ekliyorum arkadaşlar. Böyle bulduğum bir şey ama söylerken faaliyet karı olarak söylüyorum. Haberiniz olsun, fabrik olarak söylemiyorum. Buradaki rakamlar sizin başka yerde aldığınız rakamlarla ölçüşmeyecektir. Onu söyleyeyim. Çünkü buradaki öz kaynak büyümesi, temettüre, tahsisli sermaye, bedelli sermaye, sermaye avansları, bütün bunlar bertaraf edilerek safhanıyla öz kaynaklar ne kadar büyümüş onu izah etmeye çalışıyorum. Gelelim kar kısmına arkadaşlar. Her 100 liralık hasılatından geçen yıl 15,63 kar elde ederken şu anda 30,95 kar etmiş. Bir önceki çeyrek 14,92'ymiş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Peki gelelim öz kaynak kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl %170 hasılat yaparken şimdi bu oran %83'e düşmüş. Neredeyse yarı yarıya düşmüş. Bir önceki çeyrek de 102'ymiş. Dolayısıyla burada bu çok ciddi bir kayıp var abi her iki çeyreğe göre. Ve son şöyle söyleyeyim, son 8 çeyreğin en kötü performansını göstermiş arkadaşlar şu anda. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ürettiği faaliyet karına. Geçen yıl bu oran 19,60'mış. Şu anda 16,39, bir önceki çeyrek 14,57'ymiş. Burada da arkadaşlar geçen senekinden düşük, bir öncekinden iyi olmuş. Net kar kısmına gelirsek hem 100 liralık öz kaynaklarıyla karşılık geçen sene 26,65 net kar elde ederken şu anda 25,85 etmiş.
Bir önceki çeyrek 15'miş. Dolayısıyla geçen sene girdi. Çünkü bir öncekinden iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye arkadaşlar. Şimdi geçen sene bu zamanlar arkadaşlar öz kaynaklarını %26.36 büyütmüş. Şu anda 25.57. Bir önceki çeyrek 15.34'müş. Dolayısıyla geçen senekinden hafif olumsuz, bir öncekinde de gayet başarılı olmuş. Peki şimdi burada arkadaşlar 2022-12'de gördüğünüz gibi öz kaynaklar 26'dan biraz bir anda 70'e çıkmış. Bunun nedeni arkadaşlar yeniden değerlendirme, ölçüm ve kazançları kısmında arkadaşlar 167 milyon liralık bir şey yazmış, yeniden değerlendirme yapmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada sorun şu, bu yıl başında da yapabilir mi? Onu yapabilir tabii, yapabilir ama birincisi geçen sene yeniden değerlendirmeden vergi almıyordu devlet. Bu sene %2 vergi alacak, bilmiyorum, daha belli değil, daha doğrusu alıp almayacağı dair. Eğer vergi alırsa %2 kayıp olacak. Artı geçen sene enflasyon çok yüksekti, yeniden değerlendirme çok yüksek yaptı. Şimdi yeniden değerlendirme oranları ne kadar olacak? Bunların hepsi etken olacak arkadaşlar. Ancak ben geçen seneki gibi öz kaynaklarını %40 büyütecek şekilde 2012'deki gibi bir tahmin beklemiyorum. Dilerim yanılırım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Eğer öyle olursa arkadaşlar o zaman yıllık öz kaynak büyümesi ciddi oranda bir sonraki çeyrek aşağıda görebiliriz arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine gelirsek arkadaşlar geçen yıl bu zamanlar %119'muş. Şu anda 189. Dolayısıyla geçen senekinden bayağı iyi. Bir önceki çeyrek de 190'mış. Orada da paralel sayılır. Ama bir düşüş hafiften de olsa son 3 çeyreklik bir düşüş eğilim var. Dediğim gibi yeniden değerlendirme oranlarına bağlı bu. Eğer bu oranlarda geçen senekinden daha düşük bir oran olursa bu öz kaynak büyümesi büyük ihtimalle aşağı gelecek arkadaşlar. 150-160 seviyesine gerekse şaşırmayın. Bizim baz aldığımız nokta 21-12-2021'den bu yana gördüğü en düşük nokta 9-15'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar %558 giderken fiyat %479 gitmiş. Fiyat buna eşlik etmemiş arkadaşlar. Halka açıklığı oranı 28 ideal bir rakam bence. 5 yılın en düşük piyasa değeri defteri 2-17, şu anda 4-42'de arkadaşlar. Neredeyse 2 katından biraz fazla. Yabancı paranın öz kaynakların etkisi 0.44, zaten dolar da pek bir yere gitmedi. Bunun da çok fazla öyle dolar pozisyonu yok. Öz kaynağına oranla. FK 10.67, piyasa değeri defter değeri 4.42, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 7.81 olmuş. Şimdi arkadaşlar bu defter değerimiz 11.99. 53'e bu büyümeyle ne kadar sürede ulaşır? Yani %89 büyümeyle. O da 1.4 yıl çıkıyor. Yani 16-17 ay diyelim arkadaşlar. Siz buna 53 lira vererek 17 ay sonraki öz kaynağı şimdiden bu büyümeyi sürdürürse tabi şimdiden almayı taahhüt ediyorsunuz. Oraya geldiğinde tekrar size birileri piyasa defter değerinin 4-2 katını verecek mi vermeyecek mi onları bilmiyoruz. Yani ben sadece olan rakamları, çıkan rakamları söylüyorum. Bunu bilin yani. Şimdi arkadaşlar zirve fiyatı zaten 67.80'miş. Şu anda zirvesinden yaklaşık %21.83 aşağıda şirket. Alternatif getiriyle kıyaslayalım arkadaşlar. Defter değerimiz 11.99. Bunu yıllık %189 büyümeyle çoğaltırsak arkadaşlar bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaklardan dolayı ortağı olarak biz 22.67 kuruş bir para kazanacağız arkadaşlar. Peki biz bu şirkete ne veriyorduk? 53 lira. Bu 53 lirayı biz %44'ten faizi yatırsak 23 lira 32 kuruş. Dolayısıyla yağ, şeker, un alırsak da enflasyondan kaynaklanan 28 lira 88 kuruş bir kazancımız olacak. Dolayısıyla arkadaşlar biz burada alternatif getiri, şirketin getirisinin 1.27 katı. Dolayısıyla burada arkadaşlar İki tane koşul gerekir. Dengeye oturması. Hatta şirketin ön plana geçmesi gerekir. Birinci koşul şu öz kaynak büyümesinin daha yüksek seviyelere gitmesi lazım. Değil mi arkadaşlar?
Yani en azından 250'yi bulması lazım. O zaman ne olur? 11, 11, 22, 6 daha 28. Özür dilerim arkadaşlar, hastayım. Yani 220-230 seviyesine gelirse öz kaynak büyümesi, o zaman enflasyonu yenmiş olursunuz. Veyahut da arkadaşlar fiyat buradan cazip bir seviyeye iner. Atıyorum arkadaşlar kafadan, diyelim ki 20 liraya aldınız. 20 liranın enflasyon getirisi 10 lira 80 kuruş olur. Dolayısıyla hisse onu iki kez yenmiş olur değil mi? Hisse çok ucuzlamış olur o zaman. Yani alternatif getiriye göre. Şimdi anlatmak istediğim bu. Siz bunun öz kaynak büyümesinin daha yukarı gideceğini düşünüyorsanız mesele yok. Ama buradan daha yukarı gitmez, daha aşağı gelir diyorsanız zaten şu andaki performansıyla bile enflasyonu ve faizi geçememiş arkadaşlar. Çok kötü değil ama iyi de değil. Yani yatırım yapılabilmesi için dediğim gibi yenememiş. Yenemezse ha ben ileride yatırım yapacağım diyorsan sen bilirsin. Sen yatırım yaparsın ama paran enflasyona karşı erir arkadaşlar. Bizim istemediğimiz bir şey. Fiyat ne olur? Fiyatı bilemeyiz arkadaşlar. Fiyat 53'ten 53 bine gider, 5 liraya düşer. Bilsek kendimiz alıp satarız. Zaten böyle bir iddiamız yok. Böyle bir küremiz de yok. Ben fiyatın ne olacağına yönelik herhangi bir akıl yürütemem. Her tarafa gidebilir fiyat. Fiyatı piyasa verirler. Ama değeri yatırımcı verirler arkadaşlar. Onu söyle söyleyeyim. Yatırımcı da değeri neyle ölçecek? Alternatif getiriyle ölçecek. Ben alternatif getiriyi ölçtüğümde maalesef şirket alternatif getirinin altında kaldığı için şu an itibariyle fiyat aşağı gelmezse yatırım yapılabilir değildir. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu da sizin de elinize olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.